Telefon hattımızda BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü var. Bu sabaha kadar devam eden eylemin detaylarını, yankılarını ve mecliste dün yapılan tartışmaların yorumunu Sayın Kürkçü'den alacağız. İyi günler Sayın Kürkçü. İyi günler, günaydın herkese. Teşekkürler. Evet, mecliste sabahladınız. Meclis grubunda tartışmalar olmuştu. Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları vardı. Eş başkanları Sayın Demirtaş ve Gülten Kışan'ın açıklamaları vardı. Bu eylemle neye dikkat çekmek istediniz? Bu konuda ve meclisteki dikkat çekmek istediğiniz konulara ilişkin yapılan tartışmalar hangi yöndeydi? Nasıl tartışıldı kulislerde ve sabaha kadar neler yaptınız? Sizi dinliyoruz. Siz de özetlediniz. Dün sizinle konuşan eş başkanlar ve diğer vekil arkadaşların da ifade ettiği gibi her şeyden önce biz mecliste görev yapan milletvekillerinin hakikaten milletin vekili, halkın sesi, halkın acılarının sözcüsü olmalarını istiyoruz. Meclisi bu yönde teşvik etmek istiyoruz. Çünkü bu büyük tarihte eşi görülmemiş olan bu katliamın bir iş kazası gibi bize anlatılmaya çalışılması. Buna bir iş kazasıymışçasına görmezden gelmemizin istenmesi ve bunun karşılığında mecliste grubu bulunan partilerden birisinin aslında yani MHP'nin Adalet ve Kalkınma Partisi'nden de daha güçlü bir biçimde bu katliamı savunması. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ise bunu bir teknik meseleye indirgemesi bizim için katlanılmaz. Çünkü bu cinayetin, bu katliamın gerisinde yatan asıl sebep Kürt sorununun çözülmeksizin çürümeye bırakılmış olması ve bu çürümeye isyanın şiddetle ve ölümle cezalandırılmak istenmesi büyük mesele, asıl büyük mesele bu iken burada bir savaş tekniği konusuna indirgenmesi bizim için kabul edilemez idi. Buna toplumun dikkatini, parlamentonun dikkatini çekmek istedik. Parlamentoya kendisini gördüğü bir ayna tutmak istiyoruz. Çünkü eğer öyle devam edecek olursa bizi gerçekten Demirtaş'ın da dün iki kez hem grupta hem daha sonra eylem sırasında söylediği gibi bizi gerçekten çok kaotik bir dönem bekliyor demektir. Bu siyasi akılsızlık, siyasi çıldırma hali Türkiye'yi çok büyük bir kaosa sürükleme olasılığıyla bizi karşı karşıya bırakıyor. O nedenle meclisin kendine gelmesi ve Türkiye'nin kaderine el koyması gerekiyor. Şu an çoktandır aslında Türkiye'nin idaresi meclisten kaçırılmış durumda. Bir takım istihbarat yapıları, cemaat örgütleri, iş dünyası ve Tayyip Erdoğan'ın gözdeleri ile oluşmuş bulunan ne olduğunu bilmediğimiz, kim olduğunu anlamadığımız bir oligarşi tarafından Türkiye parlamento dışından yönetiliyor ve parlamento bir noterlik kurumu haline düşürülmüş durumda. Bunadır itirazımız. Evet. Bu katliamın örtbas edilmesine asla göz yummayacağız ve ben şundan eminim, eğer Barış ve Demokrasi Partisi'nin ve bölgedeki halkın, Kürt halkının canhıraş müdahalesi olmasaydı çoktan bu katliam bir iş kazası olarak tozlu evraklar arasına gömülüp gitmişti. Ama halkın direnişi, BDP vekillerinin bölgedeki daha birinci dakikadan itibaren gösterdikleri enerjik tavır, bölgede olmayan vekillerin derhal sokağa, halkın arasına inerek itirazı Tayyip Erdoğan'ı öfkeden kudursacak şekilde Türkiye'nin bütün meydanlarına ve sokaklarına taşımaları onları çaresiz bıraktı. Açıklık derler kendisini
kendisi onaran bir kılıç yarası gibidir. Bu kılıç yarasını eğer Erdoğan hükümetinin façasında eğer açmış olmasaydık her şey çoktan gözden kaybolmuş olacaktı. O yüzden bu meclisteki barışçı ve ahlaki duruşumuz bütün bu süreci tamamlayan eylemlerden bir tanesi. Hem parlamentoda konuyu gündemde tutmaya devam edeceğiz önümüzdeki günlerde. Hem de Roboski katliamı odağı etrafında şimdi dönmeye başlamış olan Kürt sorununun çözümsüzlüğü meselesini yeniden bir çözüm sürecine doğru taşımak için elimizdeki bütün imkanları, enstrümanları demokratik ve barışçı bir tarzda kullanacağız. Tavrımızın demokratik ve barışçı olması, halkın öfkesinin bu tavrın içinden dışarı yansımayacağı anlamına hiç gelmez. Şu an artık tatlı sözlerin, kibar jestlerin, reveransların zamanı değil, halkın çığlığının, halkın öfkesinin, halkın isyanının söze dökülmesi zamanı. Biz de bunun için vekiliz zaten. Peki, çok teşekkür ederim. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Hoşça kalın.